Merhaba ben Erol. iPhone 11'in fiyatı şu an anlık olarak 22.000 gayme. 22 bin gayme demek bu telefon için fazla. Yani sen kim köpek bu kadar fiyatlara çıkabiliyorsun. iPhone 11'sin sen. Ekranın çöp. Dış tasarımının yani şöyle kalın bir tasarımla birlikte geliyor. iPhone ama askeri ücretin iki katı ile birlikte bu telefonu alabiliyorsunuz. Eyvallah ama gidip de iPhone 11'e 22 bin TL vermek bana çok çok mantıklı gelmiyor. Özellikle 64 GB'lık modeli 22 bin TL. Şimdi öncelikle deneyimlerimi anlatacağım. Zaten kardeşim de kullanıyordu bu telefonu. Kardeşinin verdiği deneyimlerle birlikte pis pis de bırakmış zaten telefonu. Şurada ekran jelatini biraz şu olmuş. Kavramış aramış elimi aldım ben sildim zaten. Her neyse işte şimdi iPhone 11'i size ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Deneyimlerimi sizlere sunmaya çalışacağım. Kardeşim deneyimlerinde üzerine ekleyerek 22.000 TL'ye alınır mı alınmaz mı? Öncelikle güncelleme kısmından bahsedeyim. Bu telefon 2 yıl daha güncelleme alacak. Ondan sonra güncelleme desteği kesilecek. 5 yıl içerisinde de uygulama destekleri yavaştan kesilmeye başlanacaktır. Bunun yanında dış tasarım kısmına baktığımız zaman yani arka taraf cam olarak geliyor. Yan tarafta oval bir alüminyumla birlikte gelirken kamera çıkıntısının güzel olduğunu söyleyebilirim. Fazla büyük bir kamera çıkıntısı bulunmuyor. Elinizde tutarken fazla elinizi de yormuyor. Ön taraftan baktığımız zaman şuradaki çene kısımların ve yer çerçevelerin biraz kalın olduğunu söyleyebilirim. Çentiğin de biraz daha geniş değil. Küçük olmasını isterdim ama ilk çıkan çentikli iPhone'lar bunlar olduğu için buna göz yumabiliriz. Video falan izlerken de bu kalınlığı fazla gözünüze gelmiyor. Kesinlikle gözünüze gelmeden bu telefonu kullanabilirsiniz. Bunun yanında 194 gramlık bir ağırlığı 8.3 milimlik ise bir kalınlığı bulunuyor. Telefonu elinize tutarken dediğim gibi rahat bir şekilde tutabiliyorsunuz. Zaten asıl mesele burada telefonun fazla kalın olmadığı sürece ya da ağır olmadığı sürece telefonun elinize ulaşabilme süreci. Yani elimde iPhone 13 mini var. Şu an onu kullanıyorum. Mi 11 Ultra'ya geçeyim mesela. Mi 11 Ultra'ya geçtiğin zaman abi telefon kazık gibi geliyor. Hani yazamıyorsun. Ya da iPhone 13'e geçsem bile iPhone 13'te bile telefon gerçekten kazık gibi geliyor. Elinizin alışma sürecine bağlı. Özellikle bir iki gün sonra zaten alışıyorsunuz. Ekran kısmına baktığımız zaman gerçekten çöp bir ekranla birlikte geliyor. Hemen kötü özelliklerinden bahsedeyim. IPS LCD 60Hz 720p ekranla birlikte geliyor. Ha, gerçekten çok kötü abi. Hani ben bu özelliği gidip de Android'e koyduğun zaman çöp diyorum. Almayın diyorum. Yani alan maldır diyorum. Ama işte iPhone'da bu tutuluyor abi. Ben de buna tutuluyorum. iPhone'da bu nasıl tutulabiliyor? Şimdi telefonun evet diğer özellikleri güzel ama ekranda bunlar kötü yine satılıyor. Yani bir şey de diyemiyorsun. Çünkü ekonomi kötü. Her neyse ekran gerçekten kötü. Yani çok çok kaliteli bir ekran beklemeyin. Burada DCI-P3 renk uzayı var. Evet. Liquid Retina ekran var. Evet. Bir tık kaliteyi yakalayabiliyor. Ama dediğim gibi 60 Hz 720p IPS LCD ekranla birlikte kalitesinin çok çok hani amiral gemisi telefonlardan özellikle bu fiyattaki telefonlardan geride olduğunu söyleyebilirim. Ve son olarak da 625 nitlik parlaklık kesinlikle güneş altında yetmiyor. Özellikle çok çok güneşli havalarda ekranı hiçbir şekilde göremiyorsunuz. Batarya kısmına geldiğiniz zaman bataryası 3110 mAh olarak geliyor. 20 Watt'la birlikte hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Bir günü rahat bir şekilde çıkartabiliyor. hani günü çıkartırken kesinlikle 720p ekranın olması sayesinde fazla piksellerin yoğun olmaması sebebiyle birlikte ekran rahat bir şekilde az elektrik harcayabiliyorsunuz ve bu da pile yansıyor. Bir günü çok rahat bir şekilde çıkartabiliyor. Ayrıca kablosuz şarj desteği de bulunuyor. Kablosuz şarj desteği ile birlikte kablosuz şarj standınızda ya da arabanızda kablosuz şarj alanı varsa burada şarj edebilirsiniz. Bu telefonu kardeşim kullandığı süreç içerisinde ortalama olarak bir 5 ay içerisinde yüzde %100'den %95 pil sağlığına düşürdü. Yine kardeşim burada Bazen orijinal adaptör bazen de normal çakma adaptör kullanıyordu. Yani çakma adaptör mi bakmayın. Orijinal gibi kaliteli fakat farklı marka ait farklı adaptör kullandığı için %95 sağlığına yani ortalama ayda %1 pil sağlığı düşecek şekilde telefon performans verdi. Ve performansında da %95 pil sağlığında fazla bir şey kaybetmedi. Şimdi gelelim kamera kısmına. Kamera kısmında öncelikle şunu söylemek istiyorum. Evet kamerası iPhone için başarılı hatta kendi fiyat segmenti için başarısız. Onu söyleyeyim. Yani iPhone olduğu için bir tık başarılı çekiyor ama kendi fiyat segmentindeki Android telefon telefonlara baktığım zaman gerçekten başarılı telefonların bulunduğunu söyleyebilirim. Ön kamera kısmı için aynı şeyi söylemiyorum. Sadece arka kamera kısmı için bunu söylüyorum. Şimdi arka kameramızda 12 megapiksel derinde ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip OIS destekten güzel bir kamera sensörü var. Ama bu güzel kamera sensörü maalesef ki çok çok başarılı değil. Yani 0.4 inç ile 0.5 inç arasında bulunan bir boyuta sahip. Yani gündüzleri evet işinizi idare eder ama geceye geldiğimiz zaman ışıkları çok iyi bir şekilde alamadığı için maalesef ki fotoğraflarda evet çok çok hissetmesiniz de bunu gece modu ile birlikte telafi edebiliyor ama videolar kısmında kumlanma olabiliyor noise olabiliyor ve kalitesi düşebiliyor. O yüzden dolayı geceleri video performansında ana kamerada fazla bir şey beklemeyin. Gelelim ikinci kısımda geniş açı kamerası. Bu da 12 megapiksel derinde ve f2.4 diyafram açıklığına sahip olarak geliyor. Şimdi bu kamera sensörü içinde gündüzleri evet başarılı ama gece geldiğimiz zaman çok çok başarılı olduğunu söylemem. Direkt burada ana kamera kısmına geçmenizi öneriyorum. Özellikle videolar kısmında geniş açı kamerasıyla geceleri videolar çekersiniz. Kalitesiz çıktığını söyleyebilirim. Gelelim şimdi ön kamera kısmına. Ön kamera kısmında yine 12 megapiksel derinde ve 2.2 diyafram açıklığına sahip bir ön kamera sensörü bulunuyor. Bu ön kamera sensöründe H desteği ile birlikte titreşimsiz videolar çekebilmenize olanak sağlıyor. Ayrıca slow motion videoları da ön taraftan çekebiliyorsunuz. Hem ön taraftan hem de arka taraftan 4K 60 FPS videolar desteği bulunurken şunu söyleyeyim videolar kısmında arka taraftan HDR kayıtlar da yapabiliyorsunuz. Son olarak stereo ses kaydı ile birlikte hem ön taraftan hem de arka taraftan çektiğiniz videolarda hoparlör çift hoparlör olduğu için sağdan ya da soldan sesin geldiğini anlayabiliyorsunuz. DXMark kamera V5 puanına da baktığımız zaman burada 116 puan olarak karşımıza çıkıyor. Çok yüksek değil, çok düşük de değil. İdare edecek bir puan olduğunu söyleyebilirim. Genel olarak da ben kamera kısmından yani çok memnun değilim ama bu fiyat segmenti için biraz daha iyi bir kamera sensörü olabilirdi ya da fiyatı biraz daha uygun olabilirdi. Şimdi işlemci kısmına geçelim. Apple'ın A13 Bionic işlemcisi. 6 çekirdekle birlikte geliyor ama 6 çekirdek olduğuna bakmayın. Yine biraz performanslı olduğunu söyleyebilirim. Transfer arasındaki mesafe ise 7 nanometre. Maksimum hızı ise GPU frekans olarak da 2.65 GHz'lere kadar çıkabiliyor. Şimdi bu işlemcimizin özellikleri bunlardı. Bilmeyen birisiyseniz ne anladınız desem hiçbir şey anlamadınız. O yüzden dolayı gelin size daha net bir şekilde açıklayayım. Şimdi 6 ve 9 puanına baktığımız zaman beyefendimiz 628 binlik bir puan alıyor. Bunun anlamı ne? PUBG'de ben çok rahat bir şekilde yüksek ayarlarda 60 FPS'i de açarım diyor. Bunun dışında günlük işlemlerinizi her türlü idare edebilirim diyor. Donma kasma fazla yaratmam ama 60 Hz olduğu için ekranım maalesef çok fazla akıcı bir ekran sağlayamam diyor. Haklı da kendisi. Yani 60 Hz olduğu için bu akıcılığı tamamıyla hissedemiyoruz. Minimum olarak da 64 GB'lık modeli var. Yani 64 GB'lık modeli kesinlikle yetmeyecektir. Buradan iCloud denilen bir hizmet var. Bilmeyenler için açıklıyorum tabii ki de. iCloud denilen hizmetle birlikte burada havzasını yükseltebiliyorsunuz cüz'i miktarlara 50 GB'lık aylık 12 TL mi 15 TL mi ne bir şeydi. O şekilde yükseltebilirsiniz. İşlemci kısmında tek takıldığım nokta. Yani telefon yine bir tık ısınıyor ama çok çok fazla değil. Elinizi rahatsız edebiliyor çok fazla oyun oynadığınız zaman. Şimdi gelelim burada 5G desteğine. 5G desteği bir kere yok. Yani bunu kesinlikle arayacaksınız ileride. 5G desteği olmadığı için bu telefonda maalesef ki ileri yönelik biraz çöp olacağını söyleyebilirim. Bu telefon alacaksanız fazla kullanmanızı önermem. Özellikle 5G desteği gelmeden aldıysanız bile satmanızı yeni 5G telefona geçmenizi öneririm. Bunun yanında Wi-Fi desteği Wi-Fi 6 olarak gelirken NFC desteği de çalışıyor. Kablosuz bantlar kısmında hiçbir sorun yaşamadım. Bluetooth olsun başka şeyler de olsun. Yani direkt Wi-Fi'ye bağlanabiliyor. İnterneti neredeyse her yerde çekebiliyor. Kullandığınız operatöre de göre değil yaşayabilir. Türk Telekom kullanmama rağmen birer iPhone 11 kullanmış birisi olarak bir sorun yaşamadım. Ve buradan da suya ya da toza karşı dayanıklılık kısmına geçtiğimiz zaman burada her birinde de sertifikası bulunuyor. Ve yüksek sertifikalar bulunuyor. IPX8 ile suya, IP6X ile de toza karşı dayanıklılığı bulunuyor. Ama ikinci el ya da yenilenmiş olarak alıyorsunuz bu telefonları. Kesinlikle sudan ve tozdan yine uzak tutmaya çalışın. Ses kısmında ise çift hoparlörü bulunuyor ama çift hoparlörün ses kalitesinin çok çok iyi olduğunu söyleyemem. Evet iyi ama çok çok iyi değil. Ses yüksekliği de maalesef ki çok fazla değil. Yani ortam içerisinde özellikle bir tık fazla ses gelmeye başladıysa çevreden sesinin bastırıldığını söyleyebilirim. Son olarak da Lightning üzerinden kablo kulaklığınızı takabiliyorsunuz. Face ID, Face ID yine bu telefonda bulunuyor. Ön tarafta yüzünüzü hızlı bir şekilde okutabiliyorsunuz. Yani iPhone 3 ile iPhone 11'in Face ID'si arasında bir fark olduğunu söyleyemem. İkisinin de hızlı ve stabil çalıştığını söyleyebilirim. Sim kart slotlarında ise bir tane eSIM bulunuyor, bir tane de fiziksel sim bulunuyor. İkinci sim kartını kullanacaksınız. eSIM çıkartmanız gerekiyor. Ve şunu da söylemek istiyorum. Kutusundan maalesef ki iPhone'un hiçbir telefonunda bir aparat çıkmıyor. Sadece Lightning ara kablosu çıkıyor. Bunun dışında farklı bir şey çıkmıyor. Bilmiyorum iPhone 11'i alan bence şu zihniyette iPhone'um olsun hava atayım. Ya da iPhone'a gerçekten bağımlıdır bu şekilde. Şimdi iPhone 11 ile hava atmak artık kaldı mı bana göre? Kalmadı. O yüzden dolayı iPhone 11 en düşük kalelerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Fakat burada bir de iPhone XR var. iPhone XR'a da bakabilirsiniz. iPhone XR'ın fiyatı 18.000 TL bantlarında filan. iPhone 11 ile de iPhone XR arasındaki tek fark sadece geniş açı kamerası yok ve belli başlı birkaç küçük özellik farkı vardı. Bunlar dışında iPhone 11 ile iPhone XR neredeyse aynı. iPhone XR'a da dediğim gibi bakmanızı kesinlikle öneriyorum. Bunun yanında eğer ki Android seviyorsanız ya da Android alabilme ihtimaliniz varsa gidin 15 bin 16 bin lira ya da 20 bin liraya gerçekten gidip de mükemmel bir Android telefon alabilirsiniz. Sadece Apple kullanmak zorunda değilsiniz. Android telefonlarında güzel olduğunu söyleyebilirim. Ama şöyle bir şey var. Applelar evet kullandıkça fiyatı artıyor. Fakat Androidlerde neredeyse böyle olmuyor. O yüzden dolayı hani alsatçı birisiyseniz de telefon alsat yapıyorsanız da yani zaten özellikleri dinlemenize gerek yok. iPhone'u kolayca alsat yapabiliyorsunuz. Piyasası hem ikinci el kısımda hem de yenilenmiş kısımda hem de sıfır kısımda gerçekten çok çok güzel gidiyor. Yenilenmiş telefon kısımda ise iyi. Easy Cep'te şu an 19.400. Yani sıfır yakınsa ve mükemmel kaliteyle birlikte geliyorsa evet alınabilir. Garantili bir şekilde ürünü almış oluyorsunuz. Ama ikinci el kısımda daha da uyguna telefonlar var. Fakat garantili olmuyor. Burada seçim size kalmış. Yani isterseniz ikinci alırsınız. isterseniz yenilenmiş alırsınız. Ama gidip de bence sıfır almaya çok çok pahalı. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.